Taksi lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarda. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksi çıkaz da biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni şoför bey hızla. Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ay evettin abla. Tek rakibim var, o da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da, çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Atla anneciğim. Kiminin parası, kiminin hayır duası. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağdan ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla. Bırakma beni, şimdi yollarda. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla, yolla, kaldık yollarda. Solla, taksici solla, solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Sürpriz Dilek aşkım. Ben de bugün diyordum ki okula ben bırakayım seni. Ya Obay anacığım, senin burada ne işin var? Sen babamdan hiç korkmuyor musun? Cesur yüreğim benim. Korkmaz mıyım? Baksana kalbim 3,5 ediyor. Hatta organ adını vermek istemedim. Yusuf Yusuf ediyor. Obay ana, hadi hemen buradan uzaklaş hayatım. Biliyorsun ki babam bizi görürse ikimizi de öldürür. Benim bildiğim kadarıyla senin kara sularına girmediğim takdirde tehlike yok. Hadi gel o zaman. Yok yok, o taraftan değil. Bu taraftan giderim. Bu taraftan mı? Evet, çünkü baban gidiş dönüş yollarını o kadar ezberledim ki bu tarafa tehlike var, bu tarafta yoktur. İyi, hadi o zaman yürü. Çay elinden öteye gidelim yani, yani gidelim yani. Sırtındaki sepetin pen olayım, hamali pen olayım ki. Ula şu sese bak be, eğit be. Şimal'in oğlu olacağım ha. Ha bu Akasya durağının çaycısı oldum. Şansıma tüküreyim. Ula çal çal, zaten ben bir telefona bakarım. Alo, buyurun Akasya durağı efendim. Efendim bu arada size hatırlatayım. Güvenliğiniz açısından telefonumuz kayıt altına alınmaktadır bilgilerinize. Uy, maalesef beyefendiciğim hiç taksimiz yoktur diyecektim. Vallahi çok şanslısınız beyefendiciğim. Çünkü şu an tura bir taksi girin ki sormayın. Sizin hemen adresinizi ben alayım, hemen göndereyim. Buyurun. Tamam, oraya biliyorum. Ben hemen gönderiyorum. İyi günler. Ula Hazır Nuri babalar da yokken şu Sinan abinin taksisiyle ben bir koşup gidip geleyim. Açılın Ali Kemal Kemal. Hoppa. Gidiyorum, gidiyorum. Ali Kemal. Ne yapıyorsun? Sağ ol Mert abicim, sen nasılsın? Neydi rehberin acaba? Sen söyle bakalım bana. Bence ölüm fermanını imzalıyorsun Ali Kemal.
Delirdin mi oğlum sen? Taksiye mi çıkıyorsun? Ne diyeyim Mert abicim? Müşteri aradı. Acil çağrıyı. Durakta da taksi şoförü olmadığı için ben şoför kidiyim. Saçmalama oğlum. Senin ehliyetin bile yok. Çarpacaksın, başına bela alacaksın. Ya şu yaptığın hareket oturup düşündüğünde gerçekten çok saçma yani. İn, ben giderim. Ya Mert abicim, hevesimi kursam da bırakmadan ben bir koşu gidip gelirim. Ali Kemal, in aşağı bak. Babam öğrenirse işten atar seni. Öğrenemez Mert abicim. Niye öğrenemez biliyor musun? Ha bu durakta ben seni tek geçiyorum. Çünkü ha bu durakta sır saklayan pis sen varsın. Sen bu sırrı tutuver. Ben hemen bir koşu gidip gelirim, tamam mı? Öptüm, bay bay. Ali Kemal, Ali Kemal. Ben babama ne diyeceğim şimdi ya? Osman, tepeni bekliyorsun. Beni pazara attıver, yapacağım alışveriş. Her gün alışveriş, her gün alışveriş. Sayende teğet geçti kriz bu memlekete. Ya Osman, ama abarttın ha, yapacağım bir iki tane alışveriş. Başbakanın yerinde olsam seni Maliye Bakanı yapardım artıkım ben buraya. Ah ah, nerede o günler? Hadi geç geç, hadi bin, bin. Hadi First Lady Safiye. Kayışını bağla, hadi. Buradan böyle gidelim, buradan daha kestirmek. Olur Osman'la, benim acelem yoktur. Aa, öyle söyleme be Safiye. Çarşı pazar esnafı Safiye Hanım gelse de bu ekonomiye can verse diye böyle ellerini uyuştururlar. Yani Osman'ım, 40 yılda bir alışverişe çıkacağım. Söylemediğini bırakmadın. Çok yaşayayım mısın? 40 yılda mı? Aa, bunun şarkısı bile var be. Ar gelir Osman'ıma ar gelir, Safiye Hanım'a çarşı pazar dar gelir. Ne diyorum biliyor musun Dilek aşkım? Sen söylemeden nereden bileyim? Bugün okula gitmesen de birlikte şöyle gezsek dursak ha? Bilmiyorum ki. Aslında bugün pek de önemli bir dersim yok. Tamam işte. Madem okulda çok önemli bir dersin yok. Üstelik Osman Baba Mayınlı bölgesine bulunmadığımız takdirde kim bize engel olabilir ki? Tamam. Aa, bu bizim Dilek değil mi be? Dilek mi? Aa, baksana, kara kızan da yanında. Bu kız okula gideceğim diye yola çıkmadı mıydı? Okula gider. Aa, kara kızanla el ele tutuşmuşlar. Niçin bu kara kızan benim kızımın elini tutar? Bu kızın velisi midir ki elinden tutmuş okula götürür? Şimdi buna bir çarpacağım, beygir tezeye gibi asfalta yapıştıracağım bunu şimdi. Yani Osman şimdi elinden tuttu diye adam mı öldüreceksin? Öldürmeyeceğim ki. Ben çarpacağım ona, artık ölüp ölmemek onun problemidir abi. Ay dur Osman'ım, dur! Dilek aşkım bu ters. Kaç! Kaç bakalım, kaç. Afrika'ya kadar kaçsan seni kovalayacağım. Osman'ım, kaç! Ay yapma dur! Ay Osman'ım yapma! Öldürmek istemedim be. Sadece poposuna bile vuracaktım, ders veremektim. Ya baba sen ne yaptın? Öldürdün o bayanı. Ne için babasın sen be? Peki ünlüsü nerede be? Ben ona böyle poposuna vuracaktım, ders verecektim sadece. Ah gitti kara kızan, gitti, gitti. Sen hapislerde çürü de gör bakalım kime ders olacak imiş. Ah, ben bu yaşından sonra kendime yeni bir pehlivan nereden bulacağım? Safiye, Safiye, adamın kafasını attırma. Sen benim hapse gireceğime mi üzülürsün? Yoksa kocasız kalacağına mı üzülürsün ha? Güle bana. Ay aman be Osman'ım. Ben ne dediğimin farkında mıyım? Çek şu arabayı da kızanın ölüsüne bakalım. Çek, çek. Ya, kan izi man izi de yok. Ben nereye gitti bu kıza? Bunun kanı kara mıdır acaba? Düşmüşken çukura bir iki torba çimento atalım, bir de toprak atalım, tamam. Ya saçmalama, belki de ölmemiştir. Aşkım, orada mısın? Şişt, aşkım deme rahmet ya, vallahi seni de atarım çukurun içine ha. Aşağıda sesimi duyan var mı? Var mı sesimi duyan, ses ver. Gitti kızım, gitti. Ah, doğdu işte. O bayana! Geliyor, geliyor. Karan tuttum, şatan karan. Gel bana.
Çok şükür, çok şükür. Kara tutum, çatal karam. Bir tanem benim, kara tutum. Al, al. Çok şükür yarabbim kurtuldum. Bir elinde bir şey yoktu mu? Yok, yok, yok aşkım. İyiyim, iyiyim. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Cibriyetsiz. Niye sarılırsın kızma? Ne yaparsın ha? Vallahi seni tekrar atarım içeri ya. Her şeyi izah edebilirim Müslüman baba. Ne izah edeceksiniz? Kızıma ne sarılırsın be? Hayır, ben aslında sarılmak istemedim ama otomatik olarak... Şimdi ben seni otomatik olarak... Baba, dur! Gel buraya. Teşekkür ederim. Arkasya durağını seçtiğiniz için çok sağ olun. Arabamı çizdiniz. Ya mahvoldu arabam. Bakayım. Oy, çizmişsiniz. Ula baba. Ula hıyar. Ula hamsi kapalı. Sağ ehliyet vereni de kapat. İn ula aşağı. Arabamı çizdiniz. Kime diyorum? İnseniz aşağı. Ula hala inmi bak. Egzoz diline girseniz vallahi bulurum sizi. Ula kime diye... Uy ula çarpa çarpa mafyanın arabasına mı çarptım işte? Merhaba. Sen az önce o elindeki sopayla o tekerlere vurup ne diyordun ha? Hani kaza oldu ya abiciğim, bakıyorum lastiğin acaba havası falan inmiş mi, fazla bir hasar var mı diye bakıyordum da yokmuş, iyi iyi. Ne demek bir şeyiniz yok? Pospa, görmüyor musun tamponu parçalamışsın, sinyali kırmışsın. Zaten abiciğim tamponun yerine yenisi mutlaka gelir de sinyale zaten ha bu İstanbul'da gerek yok. Sen hiç sinyal veren bir insan gördün mü? Ben taksici olarak vermiyorum. Yani sinyalin pek bir önemi yoktur. Ben muhabbetinize doyum olmayayım. Ben taksiciyim de müşteriye gideyim. Gel buraya, gel taşma, gel. Gel. Şansıma tüküreyim. Sen kendi İstanbul'da çarpa çarpa mafyanın arabasına çarp. İyi günler Akasya Durağı ve Nuri Baba'nın en büyük şaheseri ismiyle müsemma, aynı zamanda sert ve mert kardeşim. Günaydın abi, hoş geldiniz. Mert oğlum, Ali Kemal nerede, hala gelmedi mi? Baba, çay lazımsa ben hemen demleyeyim. Nasıl içeriz çayları? Çaylar. Mert, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Yok baba, ne saklayacağım? Yok yok Nuri kardeşlik, bu senden kesin bir şey saklar. Çünkü gözleri böyle fıldır fıldır sekiz çizer böyle. Ne alakası var Osman abi, bir şey saklar mıyım hiç? Mert, numara yapma bana. Ben senin ciğerini bilirim. Söyle bakayım, Ali Kemal ne out etti? Mert, bak babandan bir şey saklayamazsın. Bildiğin varsa söyle. Ali Kemal taksiye çıktı baba. Ne? Vay. Ali Kemal taksiye mi çıktı? Ali Kemal nasıl taksiye çıkar ya? Ali Kemal'in ehliyeti bile yok Nuri amca. Ne diyorsun sen Leyla abacığım, ne ehliyeti? Ali Kemal'in beyni bile yok. Beyni, o yüzden ben Ali Kefal diyorum ya. Ya oğlum nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl izin verirsin evin gerizekalısına taksiye çıkması için? Baba izin verir miyim hiç? Geldiğimde zaten taksiye binmiş gidiyordu. Yani peşinden koştum, anlattım ama dinlemedi, bastı gitti. Osman aga, hadi bakalım gözün aydın. İnşallah kaza yapmaz, senin araba atti patti kaç attı gitti yani. Biraz uzak, saçmalama be. Ben taksimle geldim buraya kadar bile. Öyle mi? O zaman Mehmet hocam senin arabayı çaldı herhalde. Dua edelim kaza maza yapmasın. Sen o arabanın üzerine bir bardak soğuk su iç hocam. İçmem Sinan, çünkü ben de taksiyle geldim. Hadi canım. O zaman kimin arabasını kaçırdın? Ne oldu yani, nasıl yani? Senin taksiyi almış olmasın abi? Abu! Benim arabayı mı aldı? Nasıl alır ya? Gebertirim ben onu. Benim arabayı nasıl alıyormuş ya? Cankuş, bence o soğuk suyu sen iç ya. Susak, biz de demin bile kaydan geçirdik. Gördün mü senin taksi beğensem gitmiş. Sinancığım, ben o taksiyi sana emanet etmiştim. Taksinin başına bir şey gelirse kesin kuruşuna kadar senden keserim ona göre. Nasıl olur Nuri baba ya? Çok saçma ya. Hacı Fat Hovardalığa gidiyor, ceremesini Karagöz mü ödüyor? Olur mu öyle şey ya? Oğlum, evladım sen ne diyorsun ya?
taksi sana emanet değil mi? Evet. E o zaman sorumlusu sensin. Ben şu Ali Kefal'i bir teknik takibi alayım. Dur hele. Şu tesisine bir gideyim bakayım. Ali Kefal. Ali Kefal, duraktan arıyorum. Bana bak, beni duyuyorsan hemen cevap ver. Bak cevap vermezsen o cevap verecek yerlerini kırarım, ağzını dağıtırım, çeneni akord ederim senin Ali Kemal. Ali Kemal, ben konuşuyorum. Duyuyorsan cevap ver. Nuri babam durağa gelmiş, ben şimdi bittim. Ali Kemal, bilgilerin bak, ben konuşayım, hemen getireceğim. Bre, susak, getir o aramayı, yoksa vallahi yalattırırım şamarı ha. Ali Kefal, sen bittin oğlum, bittin. Var ya, Nuri baba seni işten atacak, çaycılık kariyerin bitecek, haberin olsun Ali Kefal. Ali Kemal, o taksiyi çabuk getir buraya. Vallahi Nuri babacığım, ben taksiyi getirmek istiyorum da getiremiyorum. Aa, ne? Çünkü peşimde mafya var, mafya beni öldürmek istiyor, tamam. Ya Ali Kemal, oğlum mafya niye seni öldürmek istiyor ya? Oy, nasıl anlatsam bilmiyorum. Mafyanın arabasına çarptım da azıcık çizildi ondan. Abo! Geçmiş olsun Sinan Beyciğim, buyurun canım. Alo, Ali Kefal, öldün sen oğlum, bittin. Dent oldun, fin oldun, finit oldun. Geberteceğim seni, neredesin söyle bakayım. Ben oraya gireyim de orada geberteyim seni. Eşeğin sıpası seni. Şu an büyük kasinonun otoparkının önündeyim. İçeri girip saklanacağım, tamam. Tamam, sen hemen büyük kasinonun otoparkına gir. Mezarını kazmaya başla, ben geleceğim seni. O mezarını öldürüp gömeceğim. Sen bir an önce ölmüşlerine kavuşacaksın Ali Kefal. Arif'im tarifim. Bana bak, sende bir bıçak vardı ya. O bıçağı bana versene, ben Ali Kefal'i keseyim geleyim. Al can kuş vereyim. Gel onu buraya. Hadi. Hadi canım, bıçaksız halledelim şimdi. Hadi. Osman Aga, araba nerede senin? Araba nerede oğlum, kapının önünde. Anahtarı nerede? Anahtar nerede oğlum? Arabanın içinde. Tamam o zaman, ben arabayı alıyorum, Ali Kefal'i öldürüp geliyorum. Ya arabamı alamazsın, veremem. Vermeyeceğim, gel buraya. Ula bunlar beni tazi gibi kovalayı yakalarlarsa öldürecekler lan. Ay Celine. Abi işte araba burada. Lan bakın arabanın içine bakın. Kaçmış abi. Kaçmış mı? Nereye kaçmış lan bu? Anasının karnına da girse o terbiyesizi bulup geberteceğim. Şimdi dağılın bulun onu bana. Bul, çabuk. Çabuk. Ula, ula ben nasıl bir adamlara çarptım? Ha bu İstanbul'a çarpa çarpa Azulu katillere çarpmışım. Adamlar beni fırına kadar peşimi bırakmayacaklar ya. Abi, adam burada, koşun. Yakala, yakala, bırakma. Uy, yakala. Dur, kaç acı var. Ula ben nereye geldim ha böyle? Ula nereye saklanacağım ben şimdi? Uy, ula ben nereye geldim ha böyle? Ula yanlışlıkla Picasso'nun kulisine gelmişim. Ula bu dansız denen güzel kıvırı. Çık, 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 çık. Uy, ha bu beni kovalayan mafyalar değil mi? Ula ben buraya ne halt ediyorum? Gelmişim burada dansöz seyrediyorum. Ula bunlar beni yakalarsa diye boğarlar vallahi, ben nereye saklanacağım? Ula açın şunu, açın. Ula saklanacak bir yerde kalmadı. Ben ne edeceğim şimdi? Nereye saklanacağım? Ula hangi deliği bu? Oy. Ali Kemal, ampul yanmıştır. Ula olur mu acaba hiç? Ula niye olmasın Ali Kemal? Birader, bir taksici arıyorum. Zayıf, kıvırcık saçlı, uzun burunlu. Gördün mü? Görmedim vallahi abi. Melek daha bu. Yürü.
ödümü kopardınız be. Hanımefendi çok çok özür dileriz. Biz bir arkadaşı arıyorduk da. Çok pardon. Ay siz hiç utanmıyor musunuz bir bayanın odasına böyle testursuz giriyorsunuz he? Yürüyün yapalım. Daha bunlardan da kurtuldum ulan. Çok akıllı bir adamım he. Hepsi senin sayende oldu. Canımın içi benim. Siz de kimsiniz acaba? Esas sen kimsin? Ne işin var benim gazinomda? Ben şeyim, ben Ali Cemal'in kızı Güllü'yüm. Güllü. Güllü kim kızım? Yoksa sen yeni gelen astrolist misin? Patron, Recep abi gönderecekti yani. Heh, çok yaşa. Ben o Güllü'yüm, astrolist Güllü. Öyle mi? Biz de bir aydır seni bekliyoruz kraliçem. Nerede kaldın? Azıcık röter yaptım da. İyi, tamam. Sahnede müşteri seni bekler. Anlamadım. Sahneye mi çıkacağım? Sahneler sizi bekliyor kraliçem. Oy anacığım ben ne halt ettim? Yağmurdan kaçarken hapı doluya tutuldum. Sevgili müşteriler, değerli konuklar. Karşınızda muhteşem bir ses, muhteşem bir yorumla sahnelerimizin yeni solisti Güllü! Taksiciyi hiçbir yerde bulamadık. Ne demek taksiciyi bulamadık? Bu taksici yer yarıldı da yerin dibine mi girdi? Vallahi bilmiyorum abi. Her tarafa baktık. Allah kahretsin. Ben o taksiciyi elime geçirirsem var ya ben ona ne yapacağımı biliyorum. Yürüyün çıkıyoruz. Müşteri Güllü'ye bayıldı patron. Bu sese, bu güzelliğe, bu boya, bu endama bayılınmazdı ne olur evladım. Kifayetsiz herif ya. Abo, kadına bak. Ne kadar çirkin ya. Kayganamdan daha çirkin kadın olmaz zannediyordum. Meğersem ki varmış. Sesi de kendi gibi çirkin. Abo, tut öpücük gönderiyor bana. Deli midir nedir? Ana, bu bizim Ali Kefal. Vallahi Ali Kefal. Burnundan tanıdım ha. Ulan ne oluyor ya, ne oluyor? Ali Kefal, bu ne kılık be, bu ne kıyafet? Bana bak, Ali Kefal geberteceğim seni. Duraktan taksiyi çalmışsın, gidip kaza yapmışsın, tamponu dağıtmışsın. Sonra da gelip burada kadın kılığına girip sahneye çıkıyor. Sen iyice psikopat oldun, yürü seni psikoloğa git. Ya Sinan abiciğim ne oluyor, ne ediyorsun daha? Ben keyfimden mi böyle karı kılığına girdim sanıyorsun? Ben adamlardan kurtulmak, canımı kurtarmak için ha buraya geldim. Bunlar da beni astrolist diye sahneye atıverdiler. Ali Kefal, sen benimle kafa mı buluyorsun lan? Adamdan kaçanlar kadın kılığına girip astrolist mi olur? Yürü psikopat. Ya dur Sinan abiciğim, sana yemin ediyorum ki bilerek girmedim ya. Tebrikler, tebrikler. Muhteşemsin. Bütün izleyici bayıldı, bayıldı sana canım. Beni şımartıyorsunuz Rüstem Beyciğim. Esas şimdi şımartacağım sizi kraliçem.
Aç oğlum kutuyu. Abu! Oy, gözlerime inanamıyorum. Takayım kraliçem. Takın madem öyle çok ısrar ettiniz. Takınız. Rüstem Beyciğim, vallahi beni çok şımartıyorsunuz. Asıl size kraliçe tacı takmam gerekir kraliçem. Berdar olun, elifendiniz çok olsun. Vallahi tanıdığım için söylemiyorum. Hanımefendi son derece özel ve güzel bir hanımefendidir beyefendi. Sen kimsin? Pardon, ben kendimi takdis etmeyi unuttum. Taktım. Takdim etmeyi unuttum. Ben Deniz hanımefendinin menajeri Sinan Kaya. Menajer, Güllü Hanım'a çok iyi bakacağız. Bakacağız. Eğer ona bir şey olursa gözünü oyar. Oyacağız. Ben ona gözümün bebeği gibi bakarım, bebeği. Kabul buyurursanız bunu da takdim etmek istiyorum sevgili kraliçem. Buyurdum. Yarın saat 10'da sizi yine bekliyoruz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ya Sena abicim, adama bak, deli midir nedir? Bana askıntı oldu diye elimi yaladı, bir de utanmadan bana aşk mektubu verdi ha. Lan salak, ne aşk mektubu be, ne aşk mektubu? Bunun için silme, para dolu para, görmüyor musun ha? Ben paramı... Git! Sen bu kadar parayı elde edersen bozulursun, para seni bozar. Sen bu kadar çok parayı görmeye alışkın değilsin, kafayı yersin maazallah ha. Ya verse yaparım. Bana bak Ali Kefal, ben bugüne kadar hiç kadın dövmedim ama sana kodum mu oturtturum ha? Hem arabamı almışsın, hem çarpmışsın dünya kadar zarar, hasar vermişsin. Bu arabanın tamir parası, yarınki parayı sen alırsın. Uy Sinan abicim, sen şey mi sanıyorsun yani? Ben buraya her gün geleceğim, kadın kılına gideceğim, oynayacağım, dansı gibi böyle kıvıracağım, kıvıracağım. Ondan sonra parayı cüp yapacağım sanıyorsun. Hadi Kefar, kafayı çalıştırsana salak herif. Sen duraktan kovuldun, işin yok, gücün yok, gidecek yerin yok. Ne yapacaksın? Tabii buraya gelip iki kıvırıp para kazanacaksın. Salaklık etme, gel fıstık gibi paranı kazan işte. Evlat, sağda indir beni, bir yere uğrayacağım. Biz de gelelim mi Kadir Baba? Siz işinize bakın evlat, ben tek gideceğim. Sakatlık çıkmasın Kadir Baba. Hacı patlıcanı kıraç çalmaz evlat. Siz beni merak etmeyin. Peki Kadir Baba. Testisi su yolunda kırılır evlat. Koskoca Kadir Baba kastı yatağında ölecek değil ya. Ya mertçe bir hesaplaşmadı ya böyle adice bir pusuda. Tamam tamam babacığım, sen yorma kendine. Ben şimdi ambulans çağıracağım, kurtaracağım seni. Sana hiçbir şey olmayacak. Çok geç evlat, çok geç. Alo, acil ambulans mı? Bize bir hemen bir ambulans lazım. Acil adam oluyor. Adres veriyorum şimdi. Biraz daha dayan babacığım. Ambulans çağırdım. Şimdi geliyorlar. Eyvallah olsun, adamı bıçakladı. Ay yetişin komşular. Yetişin, adamı öldürüyorlar güpe gündüz. Ya teyzeciğim, ne adamı öldürmesi ya? Ben geldiğimde zaten adam bıçaklamışlardı. Ben yardım ediyordum. Kaç makbule. Bizi de keser bulan ya. Bunu söyleme, adamı bıçakladı. Gözlerimle gördüm. Yakalayın. Yok yok memur bey, yalan söylüyor. İnanmıyorsanız adam kendisine sorun ya. Adam ölmüş. Ölmüş mü? Tamam memur bey, ben her şeyi izah edebilirim ya. Neyi izah edeceksin? Her şey ortada. Görgü tanıkları da var. Yürü. Ya vallahi ben suçsuzum ya vallahi. Tren 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 tren. İyi günler Akasya Dura ve onun çok değerli emekçi şoför kardeşleri.
Sinan ne oldu? Arabanın durumu ne? Baba şöyle anlatayım. Hani benim taksinin tamponu vardı ya, tamponu. Evet vardı. Sonra sol farı vardı. 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 Sonra bir de sol sinyal lambası vardı. Evet o da vardı. Artık onlar yok baba. Mefta oldu. Ali Kemal çarpmış. Hepsini darmaduman etmiş. Kefal kafalı Ali Kemal. Eyvah. Ne yaptın peki? Tamirciye götürdüm baba. Tamirci şöyle bir baktı. Allah'tan umut kesilmez dedi. Sizin araç dedi bitkisel hayata girmiş. Ama biz en son teknolojiyle bunu tamir etmeye çalışacağız. İnşallah bitkisel hayattan kurtaracağız dedim. Peki parayı nereden buldun oğlum? Param yoktu Nuri baba. Ben Ali Kefal'den aldım. Onu tırtıkladım yani. Ya Ali Kemal çözüsünde para ne gezer ağam ya? Yapma ya. Siz öyle sanın. Ali Kefal bunca yıl çalışmış çalışmış. Paraları biriktirmiş biriktirmiş. Tomar yapmış tomar yapmış. Yastığın altına koymuş altına koymuş. Yok be yok. Onda o karı var ki yani o para mara biriktiremez garibim. O kadının yediğini, yarasını Afrika'ya gönderelim. Oradaki açlık sorunu çözülür vallahi. Yo 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 öyle deme Osman Aga. Ayrıca bizim Ali Kefal var ya inanılmaz şekilde musiki şinas Itri Efendi'nin hayranıymış. Hayranı ondan mı Itri'leri biriktiriyormuş? Itri kim be? Hayda amma cahil misin Osman Aga ya? Sen tanımıyor musun Itri'yi ya? Itri bizim 100 Türk lirasının arkasında resmi olan bir diğer adı Buhurizade Mustafa Efendi olan doğum 1640 ölüm 1712. Ha işte Ali Kefal de bunların hayranı olduğu için bu Itri'nin resimlerinden bolca biriktirmiş evde saklar imiş. Doğru mu söylüyorsun? Yanım varsa Itri'ye kör bakayım Osman Aga kör bakayım. Denizde kum Ali Kefal de Itri bir sürü Itri'si var Ali Kefal'in. Vay be namussuza bak ya. Mehmet Hoca her gün gelip param yok. Aman baba zam yap param yok. Aman baba zam yap diyordu buyurun. Ha işte Itri ayranı geldi. Merhaba, Itri nedir ya? Ulan utanmaz adam! Yüzün kızarmadan nasıl geliyorsun buraya be, ha? Nuri babacığım, lütfen bağı yüksek sesle konuşmayın ve bağırmayın, çok rica ediyorum. Bak hala konuşuyor ya! Utanmadan hala konuşuyor! Ehliyetsiz araba kullanıyorsun, ondan sonra da konuşuyorsun, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorsun. Ya ölümlü bir kaza olsaydı, ya biri olsaydı ne halt ederdik? Bir dakika Nuri babacığım. Ben gayet iyi bir şoförüm ve çok da sağlam araba kullanırım. Ha bu ehliyetlilerden bile daha iyi araba kullanırım da maalesef ehliyetim yok. Şans işte. Ay canım benim öyle mi? Haklısın. Yahu kaza yapıyor hala şans diyor. İyi araba kullanıyorum diyor. Defol lan gözüm görmesin. Seni kovuyorum. Gözüm görmesin işte kabali. Kovmazsın Nuri babacığım. Ben istifa ediyorum. İstifa et diyorsun. Ben seni kovuyorum. Çıksana. Ben de gidiyorum. Çocuklar. Ben bu haytanın gözünü korkutmak için böyle söyledim. Birkaç gün geçsin şunu getirin bana. Affettireceğiz yürü deyip. Sonra da yalvarın, yakarın, rica edin. Ben bunu affedeyim de sözüm ona yeniden işe alayım. Olur mu? Tamam Nuri baba. Ağam var ya yemin ediyorum var ya böyle var ya şefkat yumağı gibisin ha. Yani böyle öz babamısın yeminle ya. Oğlum ne yapayım ya? Bu anasının emaneti bana. Şimdi işsiz kalacak. Karısı var, kurulu bir düzeni var. Aç kalacak, açıkta kalacak. Ne yapayım? Ya Seyit sen hala anlamadın mı ya? Ya Nuri babanın kalbi çok değerlidir, çok vicdanlıdır. Burasında kalp vardır. Ayrıca Itri'nin arkadaşı olan bizim de arkadaşımızdır. Susak. Benim Nuri kardeşliğimin kalbinin yerinde senin gibi karnabahar yok. Kalbinde yürek var bile, yürek. Ya prenses, biz hep böyle durakta mı görüşeceğiz? Yani... Nuri babadan izin alsan da şöyle bir yerlere gitsek diyorum. Nereye gitmek istiyorsun? Ne bileyim, mesela Aşıklar Tepesi'ne giderim. Belki ilham gelir sana, şiir falan okurum. Şiir mi? Aşıklar Tepesi mi? Aman yavaş Tolga, ben alışmışım çardakta çay içmeye. Böyle güzel şeyler bana birden ağır gelir. Hem Nuri amca izin verir mi acaba? Bence verir. Babama arayıp bir haber vereyim. Sonra kulağına falan gider, yalancı çıkmayayım. Hadi ara o zaman. Alo. Alo baba nasılsın? Hayırdır kızım? Durup dururken aradığına göre herhalde önemli bir şey olsa gerek. Bugün Nuri amcadan izin alacağım. Bir arkadaşımla buluşacağım da sana da haber vereyim dedim. Buluş tabii kızım. Buluşacağın arkadaşın kimmiş? Güzel mi bari? İsterseniz eve gelin. Burada hep beraber ben sizi eğlendiririm.
Onun arkadaşı varsa onu da al gel yavrum. Arkadaşım güzel değil baba. Yakışıklı. Ne? Yakışıklı mı? Yoksa zıpır oğlanla mı buluşacaksın? Baba Tolga zıpır değil, çok iyi bir insan. Aşıklar Tepesi'ne çay içmeye gideceğiz. Bak kızım evladım, ben oğlanı hiç tutmadım. Oğlanın gözü bizim servetimizde, anladın mı? Ha, ben adamı gözünden anlarım. Ne serveti baba, bizim servetimiz mi var? Ah yavrucuğum, benim en büyük servetim sensin. O zıpır seni benim elimden alacak. Ha? Beni böyle fakir, kimsesiz bırakacak. O zıpırla mı evleneceksin? Benim en büyük zenginliğim sensin. Seni alacak elimden yavrum. Baba konuyu nereye getirdin? Altı üstü bir çay içmeye gideceğiz. Ben seni hem hiç terk eder miyim? Canın sağ olsun kızım. Sonra baba sözü dinleseydim diye kafanı duvarlara vurursun ya. Hadi. Ne oldu prenses? Aman klasik babam işte. Neyse ben onun gönlünü almasını bilirim. Aman yine Gazi arkadaşlarını toplayıp beni rehin almasınlar da. Alo? Derbi. Ramazan abi sen misin? Sesini unuttuk vallahi. Kızım benim sesim unutulur mu hiç? Hem niye Ramazan abi diyorsun bana? Ramçoş desene kız. Peki Ramçoş'um. Niye gelmiyorsun bakayım sen artık pavyona? Gel de sana Buse'lik makamında şarkılar okuyayım sesimle mest edeyim. Bırak şimdi şarkıyı, pavyonu falan. Bugün sana ihtiyacım var. Ayol sıraya gir. Bütün erkeklerin bana ihtiyacı var Ramçoş. Hepsine nasıl yetişeyim? Tamam tamam, lavabalik istemem. Bir arkadaşa bir şaka yapacağım. Ama bana senin gibi şuh birisi lazım. Doğru yer aramışsın hayatım Ramçoş'um. O dediklerin hepsi bende vardı, bir tek para yok. Onu da inşallah senden alacağım. Ne parası be? Şimdiye kadar yedirdiklerime say. Ayol Ramço, şaka yaptım, sen emret yeter. Ha memnun kalırsan bir kıyak yaparsın artık. Ha? Tamam tamam. Şimdi bak dinle beni. Sevgili seyirciler, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden ve Kadir Baba namıyla tanınan Kadir Vural, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu az önce hayatını kaybetti. Kadir Vural'ın Nijerya uyruklu Obayana isimli saldırgan tarafından vurulduğu elimize ulaşan bilgiler arasında. Kadir Baba'nın neden vurulduğu henüz kesin olarak bilinmese de yetkililer olayın bir mafya hesaplaşması olabileceğini söylüyor. İşte Obayana isimli saldırgan güvenlik güçleri tarafından ilk sorgusu için getiriliyor. Beyefendi, Kadir Baba'yı vurdunuz, doğru mu? Ne var? Kadir Baba'yla aranızda bir husumet mi vardı? Kadir Baba'yı neden vurdunuz? Ya, ya çekmeyin kardeşim ya. Siz tetikçi misiniz? Ya Allah'ım yarabbim, vallahi ya, sizi de vuracağım ya, ha. Arkanızda kimler var? Çekmeyin. Ne kullandınız bu kusuru? Sevgili seyirciler, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden ve Kadir Baba namıyla tanınan Kadir Vural, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu az önce hayatını kaybetti. Vay be, harcamışlar adamı ya. Hallederiz Kadir'i, öldürmüşler ha. Ya hangi manyak böyle bir şey yapabilir ya? Ya bu Kadir Baba var ya, İstanbul mafya yeraltı aleminin kralıydı adam ya. Vallahi nur içinde yatsın ama böyle bir adamı vurmak için mangal gibi yürek lazım ya. Ne diyorsun Osman Aga sen ya? Ne mangalı ya? Mangal ufak kalır, küçük kalır. Kalorifer kazanı gibi yürek olması lazım. Kesin yeraltı dünyasının yeni patronu bu adam olmuştur ha. Kadir Vural'ın Nijerya uyruklu Obayana isimli saldırgan tarafından vurulduğu elimizde ulaşan bilgiler arasında. Bizim kara kızan değil mi o Obayana? Vallahi o ta kendisi ha. Vay Obayana vay. Ulan harbi delikanlıymışsın sen, helal olsun ha. Ne delikanlısı ya? Adam resmen katil mi oğlum? Allah Allah. Evet evet, manyak katilin biriymiş. Ben bunu baştan beri ona zıt giderdim zaten. Cibiliyatsız, ICS'siz, TNS'siz bir herif olduğunu baştan beri bilirdim. Ama siz hep bundan yana çıkardınız, hep biriz. Ağam, vallahi senin yalnız verilmiş sadakan varmış. Çünkülüm yani tövbe estağfurullah, seni vurabilirdi biliyor musun? Vallahi Seyit doğru söylüyor Osman abi. Yapmadığını bırakmadın adamı. Osman aga, dua et de onu biraz içeride tutsunlar. Yani 30 yıl, 40 yıl, hatta 50 yıl, 60 yıl Obayana yatırsınlar. Yoksa çıkarsa seni keser vallahi, keser yani. Hadi oradan be, şu mağazlı. Nuri kardeşlik, bunu hiç bırakmazlar oradan değil mi? Vallahi yani Osman'cığım ne bileyim ya, inşallah. Yok Osman aga, bana kalırsa böyleleri içeride fazla kalmaz. Bir an önce bir yolunu bulur çıkar. Sen o yüzden tedbirini al, yoksa çıktığında seni harcar yani.
Ağzından yer alsın. Nuri Baba, ben gideyim de şu işin aslı astarı neymiş bir öğreneyim. Ne olmuş, nasıl olmuş, nasıl öldürmüş bizim Karacuma, bir şey yapayım. Osman Aga, bence sen de kendini kolla yani. Dikkatli ol. Hadi bakayım, sıtırın tırın, sıtırın. Af falan çıkabilir, Allah korusun. Yok ya, bunu bence... ne tipi hani bir şey tipi cezaevleri var ya... oraya tıkarla, bir daha da iş bırakmazlar, iyi muhafaza ederler ha. İnşallah. Aa! Sen görür müsün kara kızını, meğer sen psikopatın öldü kitabıymış. İnanamıyorum ya. Anne, o bayana böyle bir şeyi nasıl yapar? Geleceğimizi nasıl düşünmez? Ne geleceği kızım? Geleceği mi kalmış? Allah korusun, bu yarın bir gün yemeğin tuzu eksikler, don çeker vurur vallahi. Hay Allah'ım, hay Allah'ım, ben ne yapacağım şimdi ya? Ne demek ne yapacağım? Gençsin, güzelsin. Elini sallasan 50'si, baldırını titretsen 150'si. Ana Kleopatra Safiye seni doğurdu. Prensesimsin sen, prensesim. Kapı tokmağı değil. Ya anne, kesin bir yanlışlık olmalı bu işte. Hayır, o bayana çok iyi yürekli bir insandır. O bir karıncayı bile öldüremez. Karıncayı değil, zaten adam öldürmüş. Sen karıncayı öldüren birinin hapse girdiğini nerede gördün? Çeksin cezasını. Safiye, gördün mü kara kızını televizyonda? Ya, evet evet Osman'ım, gördük. Ah ah, o melek gibi yüzünün arkasına meğersem kara bir şeytan varmış, kara şeytan. Ben bilirdim o kara kızının içinde şeytan saklı olduğunu. Ya, seri katil çıktı, gördün mü? Ne? Seri katil mi? Ne sandın? Dua edelim de polisin elinden kaçmasın. Bir seriye takarsa Dilegiz seni, beni, nüfus kaydından bütün sülalemizi siler vallahi billahi ha. Ay, Allah korusun. Bana bak Safiye, kapıyı iyice kilitle, ortalık çok karışık. Kızı da hiçbir yere salma, tamam mı? Tamam Osman'ım, merak etme sen, nefes bile aldırmam. Takayım karıcığım. Ay kocacığım, bu ne kadar güzel, ne kadar güzel bir kolyedir. De, nereden buldun sen bu parayı? Ha, bu turak işinden istifa ettim. Kendime yeni bir iş buldum. Vallahi çok para veriyorlar. Nasıl bir işmiş bu kocacığım? Şşşt! Karıcığım, çok gizli bir iştir ha bu. Şşşt! Kimseye söylemiyorsun, yarı kulağın var. Nasıl bir gizli işmiş ki bu? Bak karıcığım, devletin güvenliği ile ilgili gizli bir birimde işe başladım. Ama sana sadece bu kadar söyleyebilirim. Sakın bana daha fazla ısrar etmeyesin. Ah kocacığım, ben de hep dua ederdim böyle koca mevki sahibi biri olsun diye. Ay Allah, gönlüme günü verdi. Şşşt! Bak, dikkatli ol. Kimseye söylemiyorsun. Ben artık gizli bir adamım. Yerin kulağı var. Keserim. Senin kulağın var. Kulağını keserim. Sakın kimseye söylemiyorsun. Şimdi bana hadi kahve et. Koş. Dikkat et, o fermuarın bozulmasın. Adamı niye öldürdün o bayanı? Aranızda bir husumet mi vardı? Ya komiserim, ben kimseyi öldürmedim. Ben karıcayı bile incitmeyen bir adamım. Üstelik Kadir Baba denen adamı hiç görmedim, tanımıyorum. O halde sen tetikçisin. Söyle bakayım, hangi grubun tetikçisisin? Ya komiserim, ne tetikçisi ya? Ben sadece adam yardım ediyordum, sırtındaki bıçağıyla yani zorluk çekiyor, çektim. Tabii, önce soktun sonra çıkardın. Allah Allah, kaç defa anlatacağım ya komiserim ya? Ben olay yerine geldiğimde adam bıçaklanmışlardı zaten. Ben de yardım edeyim derken sırtındaki bıçağı çıkardım. Etraf adam bunu görünce beni yaptığımı zannettiler. Tabii, ben de buna inandım değil mi? Aynı Türk filmlerindeki gibi. Masum genç iftiraya uğrar, sonra da hapislerde çürür. Mobesa kamerasından olay yerine görüntüleri geldi komiserim. Hah, şimdi göreceğiz, ben doğru mu söylüyorum yoksa yalan mı söylüyorum? Bir dakika, bir dakika. Bu Uzun Selim değil mi? Evet komiserim, 3 ayrı suçtan sabıkası var. Adam yaralama, gasp, ruhsatsız silah taşıma. Tamam, bu Selim için hemen savcılıktan bir tutuklama emri çıkarın. Bağışla komiserim. Sen haklıymışsın o bayana.
Serbestsin, gidebilirsin. Allah'ım sana şükürler olsun. Vallahi buradan çıkınca ilk iş kurban keseceğim. Yok yok, kurban kesmeyeyim. Kanlı bıçaklı olan her şeyden uzak durayım. Çünkü elimde kanlı bıçak görünce gene cinayet diye suçlarlar. En iyisi ben. İyi nöbetler memur bey. Ana, bu bizim cuma değil mi? Nasıl çıkmış bu dışarıya? Cuma? Oğlum seni nasıl serbest bıraktılar? Sen nasıl kurtuldun? Yoksa içeride polisleri mi öldürdü? Ne yaptı, ne etti? Ya saçmalama Sinan abi ya. Beni serbest bıraktılar. Nasıl serbest bıraktılar ya? Olur mu öyle şey? Bu vergi barışı gibi barış mı ilan edildi? Aa iyi o zaman. Katilleri serbest bırakıyorlarsa ben de gideyim kayganamı öldüreyim. Beni de serbest bıraksınlar. Olur mu öyle şey canım? Ya Sinan abi niye böyle diyorsun? Katil başkasıymış, ben de masumum diye bıraktılar. Masum mu? Nasıl yani? Sen masum musun şimdi yani? Masumum tabii. Hem de melek kadar masumum. Melek, meleğe bak. Kara melek. Yani şimdi sen öldürmedin mi? Öldürmedim. Nasıl? Ama ben bildim dedim ya. Nereden öldürecek bizim Cuma'dım? Nerede onda o cesaret dedim. Gidecek de mafya babasını öldürecek de. Var mı onda öyle yürek dedim. O Yusuf Yusuf eder dedim. Kitti. Sen öldüremezsin ki zaten. O kadar da değil canım. Bana bak ya. Ulan Cuma keşke sen öldürseydin biliyor musun? Öyle olabilirdi ama ben kimse öldürmedim, öldürmen de. Öldürdün. Öldürmedim. Öldürdün Cuma. Ya Sinan abi öldürdün mü öldürdün diyorsun da bari dışarıda sorsaydın karakolun önünde söyleme. Beni zorla içeri mi tıktıracaksın ya? Ya Cuma biraz kafayı çalıştırsana oğlum. Sen bir katil olsan, Kadir Baba'yı öldüren adam olsan. Osman Aga seni karşısında görünce korkudan altına doldurmaz mı? Sana hemen dileği vermez mi? Kafayı çalıştırsana biraz. Kesin verir vallahi. He? Şimdi sen bana biraz ıtriyi ver bakayım ıtriyi. İtri mi? O nedir? Itri, itri. Çıkar bakayım cüzdanını. Heh, Yunus Emre. Ver bakayım. Heh, bak şimdi. Heh, şimdi bak buna biz ıtri diyoruz tamam mı? Buna da bak bu da Yunus Emre. Bana seni gerek seni. Bana da bunlar gerek beni. Vallahi Sinan abi anladıysam beyaz olayım ya. Beyaz mı? Lan sen nasıl beyaz olacaksın? Sen Michael Jackson mısın da beyaz olacaksın? Hem nereden anlayacaksın? Bana bak boş ver sen bunları. Sen kendine iki tane böyle iri yarı bodyguard tut tamam mı? Onlar böyle fonda Marty gibi dursunlar. Biz gak dediğimiz zaman gak desinler. Uk dediğimiz zaman uk desinler. Gagala dediğimiz zaman gagalasınlar olur mu? Afrika'dan olsun. Olsun iyi olur. O zaman tamam. Nijerya'dan yeni iki tane geldi. Aa Nijerya'dan akraban mı? Emmoğlun mu? Sayılır. Emmoğlu. Ya Sinan abi büyük adamsın be. Koçum benim be. Hadi yürü. Emmoğlum yürü. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatır kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Ne kadar güzel bir şiir bu Tolga. Kimin şiiri? Cemal Süreyya'nın. Ama ben de senin için bir şiir yazsam inan sözleri böyle olur. Leyla sana bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Ben artık her sabah uyandığımda, gece uyumadan önce, akşam işten eve geldiğimde hep seni görmek istiyorum. Yani? Yani seninle evlenmek istiyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Ben de istiyorum Tolga ama babamın durumunu biliyorsun. O bu durumdayken evlenemem. Eğer sen de benim seni sevdiğim kadar beni sevseydin, değil baban, bütün dünya karşımıza dikilse bir şey fark etmez Leyla. Lütfen böyle konuşma. Seni gerçekten çok seviyorum. Aa, Tolga. Ay sen ne çapkın adamsın. Her akşam başka bir kadın. Maşallah bu ne enerji. Tolga kim bu kadın? Vallahi tanımıyorum hayatım. Aa, daha dün gece kulağıma aşk şiirleri fısıldıyordu bu. Çocuğumuza isim düşünüyorduk. Canım aşkım diye etrafımda pervane oluyordu. Şimdi güzel bir kadın gördün tanımıyorsun. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Hanımefendi siz beni gerçekten biriyle karıştırıyorsunuz. Ben sizi hayatımda görmedim. Tolga bu kadın gerçekleri mi söylüyor? Yok be hayatım. Hanımefendi beni biriyle karıştırdı. Şimdi de gidiyordu zaten. Öyle değil mi hanımefendi? Ay aşkım hiçbir yere gitmiyorum. Hani senin kucağın benim evimdi. Evimi bırakıp nereye gidiyorum? Yuvasız mı kalayım? Hanımefendi beni biriyle karıştırıyorsunuz. Karıştırmıyorum. Karıştırıyorum. Huyum kurusun ya. Bir yakışıklı gördüğüm zaman elimde değil. Hemen karıştırmaya başladım. Yazıklar olsun sana Tolga. Bitmeyen gece görevlerinde nerelere gittiğin anlaşıldı. Ya Leyla. Gerçekten yazıklar olsun sana Tolga. İki tane güzel kız buldun. İkisini de parmağında oynatıyorsun. Leyla dur. O bayanla değil mi bu ya? Hanımlar gelin gelin. Sokaktan o bayanla geçiyor. Hadi gelin. Aa, vallahi o bayana. Aa
tam mafya olmuş bu, tam. Bakali ne efendi çocuk derdik, Don Corleone çıktı. Kimin ne olacağı hiç belli değil. Ne diyorsun? Bu bayana mafya babasını mı öldürmüş? Yapma ya. Ağır mafyaymış yani. Bu bayana. Emin misin abi? Abi biz kiminle muhatap oluyormuşuz da haberimiz yokmuş. O bayana. Ben sana benim Manitan mahallesinde dolaşmayı yasaklamadım mı lan? Hayır o bayana baba. Yasaklasam ben buralarda gezer miyim hiç? O zaman bugünden itibaren yasaklıyorum. Emrin olur baba. Ve ceza olarak kendine tokatla bakayım. Bu nasıl reis? Daha hızlı. Hızlı. Olmuyor ya emme oğlu, olmuyor ya. Bak ben sana göstereyim. Nasıl tokatlayacaksın? Tamam mı? Aha! Hakkını öldürecek adamı mani olmamış lazım. Ah, ay canına mı sızdın Eleniciğim? Aa, bunlar katilin önünde gideni. Ha? Tokatla bakayım şimdi. Aferin. Ay, ay vallahi kötü. Ne yaparım ben ya? Kıtır kıtır keseceğim hepimizi ya. Cani bu mafya öldürenler bize kim bilir ne yapmaz. Şşş, yavaş konuş anne, yavaş konuş. Osman Aga, vaziyet acayip bamya. Nedir bu telaşın bre Susak? Telaşım, hani bizim Cuma var ya, o bayana yani kara kızan, hani bize hep böyle kendini efendi gibi tanıttı, hiç böyle sessiz sedasız kaldı ya, meğerse yeraltı dünyasının en azgın, en azılı katillerinden biriymiş. Yani mafyaymış, mafya. Aa, yok ya. Ya? Ya bu Kadir Baba'yı falan vuran da bu diyorlar ya. Doğru mu Cankuş? Ne diyorsun sen? Arif'im tarifim güzel kardeşim. Ne Kadir Babası? Sadece Kadir Baba olsa iyi. Daha kaç tane babayı vurmuş babalara, babalamış biliyor musunuz yani siz? Yemin iç. İçeyim. Ne içeyim? Hah, yalanım varsa kayganam şanzımanın ölüsünü. Toprağım, biz kimden dans edeyim ışıkta? Habarımız yokmuş ha. Ya ya. Ha, Nuri kardeşlik, bu adam yakalandığına göre artık içeri girer, bir daha da çıkmaz değil mi ha? Vallahi çıkmaz herhalde, ne bileyim. Ya siz öyle sanın. Yargısız tutuklanmak üzere serbest bırakılmış, ne haber? Serbest mi bırakılmış? Evet, ben karakolun önünden geçiyordum. Bir baktım bizim o bayana yani Cuma Karakızan da merdivenlerden iniyor, serbest kalmış. Yanında da böyle izbandut gibi, zebellak gibi iki tane şey vardı. Bodyguard vardı, sanırım emmoğullarıydı. O zaman biz böyle ayvayı yadık öyle mi? Ayva mı? Ayvayı öyle bir yedin ki hem de koçan ile yedin Osman Aga. Abi ben bilmedim, bilemedim. Ben o adama böyle köpek muamelesi yaptım. Hatta bu sabah arabayla bile diye ezecektim onu. Eyvah Osman Aga, eyvah. En iyisi vasiyetini hazırlamaya başlasan iyi edersin. Vallahi Osman Aga, sen bitmişsin artık. Ya bu kara kızan var ya, ne yapar ne eder, senden intikamını alır. İntikam alır değil mi benden? Ya Osman korkma Allah'ını seversen ya. Niye korkuyorsun oğlum? Kimse sana bir şey yapamaz, dağ başı mı burası? Evet yani dağ başı değil tabii. Burası dağ başı. Hatta dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, hadi yürüyelim arkadaşlar. Ya ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Adam Kadir Baba'yı öldürmüş, bu adam babaları babalıyor. Osman'a kadar mı korkacak, ondan mı şey olacak yani, tırsacak yani? Allah Allah, memleketin haline bak ya. Elini sallasan kabadayıya çarpıyor. Baba, gel otur baba. Ver elini öpeyim baba. Pardon, anam emmoğulları da gelmiş. Buyurun emmoğulları. Ne oluyor ya? Bu ne saygısızlık? Sana saygım sonsuz Nuri baba. Derdim seninle değil. Bu durakta kafama bozan başka bir kakalak var da. Müsaadenizle ben bir... Hava alıp geleyim. Hop, dur bakalım ihtiyar. Seninle konuşacaklarımız var. Sana söylüyor ihtiyar. Özel. Baş başa, yürü bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu durakta benim ölümü çiğnemeden kimseyi çıkaramazsın dışarı. Allah Allah be! Sabah erken kalkan mafya oluyor. Nuri baba, sen bizi yanlış anladın. Biz sadece konuşacağız, sakin bir şekilde. Gördün mü Nuri baba, bırak konuşsunlar, sakin bir şekilde konuşacağız diyor. Zarar vermeyeceğiz demek istiyor yani. Konuşsunlar, anlaşırlar, bir mütabakata varırlar. Zaten ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar anlaşa anlaşa, koklaşa yes. Koklaşa... Yeter. Tamam hadi gidin konuşun bakayım. Ama terbiye dairesi içinde ona göre.
Hadi bakalım siz bir çardakta konuşun ama saygı çerçevesinde konuşun o bayana baba. Buyurun emmoğulları. Haydi bakalım. Allah. O bayanaya bak ya ne baba olmuş ama. Buyurun o bayama bey. Bu akşam size geleceğiz Osman Aga. Hayırlı bir iş için. Haberin olsun. Hay Allah. Biz de bu akşam Asibe Nina'nın kocasının ölüm seneyi devriyesi için Mevlud'a gidecektik. Başka bir akşam buyurun artıkın. Bu akşam dediysem bu akşam Osman Aga. Bana caz yapma. Osman Aga niye inat ediyorsun, niye itiraz ediyorsun? O bayana baba koskoca Kadir babayı öldürmüş bir adam. Neler yapar sonra sana? Evet de vallahi seni böyle ince kıyım keser, tantuni yapar senden tantuni. İyi o zaman biz de artıkım mezarlığa gider, duamızı orada ederiz. Bu akşam buyurun ne yapalım? Ha şöyle ya. Hadi bakalım iyi günler. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın o bayana baba. Emmoğulları sizin şehrinizin... Nasıl kes bunlar nasıl sert emmoğlu ya? Kes diyor vallahi keser bunlar adamı. Duydun mu Osman Aga kes diyor. Yani bunlar seni böyle dilim dilim keserler. Tantuni yaparlar senden tantuni. Oha of Sinan of. Ben nasıl bir belaya düştüm be kardeşlik be. Şikayetçiyim komiserim. Kimden şikayetçisin oğlum? Şu mafya babasını vuran katilden. Hem anlamıyorum, elini kolunu sallayarak dışarıda nasıl geziyor? Uzun Selim'den mi şikayetçisin? Yok komiserim, o bayanadan bahsediyorum. Mafya babasını vurdu, yetmedi. Herkese kök söktürüyor. Bugün adamlarıyla birlikte beni tartakladı komiserim. İyi de mafya babasını o bayana vurmadı ki. O bayana sadece şüpheliydi. Çağırdık, sorguladık, serbest bıraktık. Nasıl yani komiserim? O bayana katil değil. Yok değil. Ama seni tartakladıysa hemen çağırır ifadesini alırız. Yok komiserim. Ben şikayetimden vazgeçtim. Yani demin şikayetçiyim diyordun ya. Gençler arasında olur böyle şeyler komiserim. Bakmışsın 3-5 gün sonra barışmışız. Hem ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Hayırlı nöbetler. Aa! Kara kızım! Senin burada ne işin var bre seri katil? Kışt, kışt, sakın girmesin buraya. Dilek! Evi mafyalar bastı! Ya Safiyen olay bildiğin gibi değil ya. Bir dur 2 dakika daha anlatayım da. Yaklaşma vallahi kafana yersin terli. Pis katil ne işin var senin burada ya? Ne katil ya ne katil ne diyorsunuz siz ya ben kimse öldürmedim ki. Nasıl kimseyi öldürmedin? Tabii ki kimse öldürmedim ya. Beni yanlışlıkla tutukladılar. Ondan sonra masum olduğumu anlayınca serbest bıraktılar. Ciddi mi söylersin sen? Tabii ki ciddiyim Safiye anneciğim. Aşkım ben zaten biliyordum senin masum olduğunu ya. Aa bir dakika bir dakika. Madem sen kimseyi öldürmedin bu çam yarmalarıyla niye dolaşırsın ha? Sen beni salak mı sanırsın? Estağfurullah Safiye anneciğim. Şimdi biz Sinan abiyle bir numara yaptık yani bir oyun yaptık ki şöyle. Ben masumum ya kimse çaktırmayalım dedik. Ondan sonra herkes benden korkuyor ya ben katılım diye. Hatta Osman baba bugün durağa bastık. Onu da korkuttuk dedik ki bu akşam gelip dilek isteyeceğiz. Vereceğim mi vermeyeceğim mi dedik. Tamam dedi. Gelin dedi. Vereceğiz dedi. Onun için kimse çaktırmıyorsunuz siz de. Seni gidi oyunbaz kara kızın seni. Teveccühünüz Safiye anneciğim. Evladım ver bakayım Safiye'nin çiçeğini. Buyurun Safiye anne. Aslan kara kızım. Dilek aşkım bu akşam seni istemeye geleceğiz ya. Yüzük olarak tek taş mı olsun çift taş mı? Sağ olasın evladım. Aman. Hayrola kızım? Niye açmıyorsun telefonu? Önemli değil baba eski bir arkadaş. Gerek yok. Senin bir şeye mi canın sıkıldı? Bana bak. Şöyle kim sıktıysa canlı balığa gırtlağını sor boğarım ona. Yok bir şey baba. Bana bak. Tolga'ya Servet abisi dedim diye mi kızdın? Bana ne kızım istiyorsan evlen. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Sadece fikrimi söyledim. Haklısın baba. Sen her zaman doğrusunu bilirsin. Tabii doğrusunu bilirim. Değirmende artmadım ben bu saçları. Ama yine de sen bilirsin yani. 5 para etmiş herifin biridir. Abartma baba. Artık o mesele kapandı. Bizim aramıza hiç kimse girmeyecek. Senle biz baba kız mutlu mesut yaşarız. Kimseye de ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim yavrucuğum. Ama bir de güzel annen olsaydı cici annen ha manken gibi şöyle böyle posta. Şaka 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 söyledim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakma olur mu ya? Bırakmayacağım babacığım söz.
Daha nasılsınız? Vallahi biz çok iyiyiz Osman Aga, Sayfiye yenge ve Dilekçiğazım. Buraya gelişimin sebebi belli. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Dilek kızımızı, oğlumuz, pardon babamız Cuma'ya istiyoruz yani. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Affedersiniz, oğlunuz ne iş yapar? Oğlumuz adam öldürür, adam kaçırır, çekseni tahsil eder, ondan sonra ev basar, çatışmaya girer, her türlü işi yapar. Yani adaletin olmadığı yerde adalet dağıtır. Ne kadar eyvah, ne kadar eyvah. Acaba içkisi, sigarası var mıdır? İçkisi, sigarası. İçkisi vardır. Sabahları rakıyla duş yapar, kahvaltıda viskisine ekmek doğrar, biraz içer yani. Her türlü uyuşturucu da vardır. Karı kız meselesine gelince şu anda Dilek abla yüzünden dur dedi ama erkek adamdır, ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Ne kafena, ne kafena. Sinan abi, bu kadar uzatma. Abartma yani. Sonradan vazgeçecek ya. Saçmalama lan Cuma. Sana kız vermeyecek adamın ben alnını karıştırırım. Erkekse vermesin bakayım. şimdi ne diyorsun sen Osman Aga? Sen Dileği bizim Cuma'ya verecek mi, vermeyecek mi? Ne yapalım artık? Ama bir de kendisine soralım ha. Dilek, sen bu kızanla evlenmek ister misin ha? İster misin? Vallahi babacığım, ben o bayanı çok seviyorum. Yani o katil de olsa, mafya da olsa gönlümü kaptırdım. Yapacak hiçbir şey yok. Ya bize de bir şey demek düşme. Ne yapalım artık? Çaresiz vereceğiz yani. Helal olsun. Cumacığım, pardon babacığım, öper misin babanın elini babacığım? Gelme. Hiç babaya yakışır mı öpmek be? Öpeyim. Yok. Öpeyim Osman baba. Bir dakika ya, nereye gidiyorsun sen böyle? Vank, sen çok geç kaldın Vank. Kayganan seni sevmiyormuş. Biz kızı kaptık bile, ne haber? Vank, senin ne işin var burada ha? Ya ben seni sevgilimin oralarda dolaşmayacaksın demedim mi lan? Küspe! Sökmez oğlum senin bana kabadayılığın. Sahte mafya. Sahte mi? Bu adam sahtekarın teki Osman baba. Kadir babayı bu öldürmemiş. Ne söylüyorsun be kızlarım? Sen mi söylüyorsun? Yeminle Osman baba. Tırsan tekiymiş bu meğer. Hadi beni de öldürsene. Ateşlesene o kuru sıkı silahını. Kuru mu? Sıkı mı? Ne kurusu? Ne sıkı kuru? Ateş etsene şunu, öldürsene. Cuma hadi oğlum. Dilek benim tüvengimi, testeremi, bir de baltamı getir çabuk. Öldüreceğim. Çok zor. Madem savaş çıkıyor, benden habersiz o savaş nasıl çıkar ya? Benden habersiz mahalle nasıl kuşlar ya? Ha? Ne oldu? Baklığı taramışlar ya. Nevzat Çakuş, ne oldu ya? Ne olsun, dükkanı taradılar Arif. Allah Allah, sen iyi misin? Sağ ol, iyiyim, iyiyim. Allah Allah, mahalleye bak ya, Western filmine döndü iyice ha. Hep aksiyon. Ya iyi de Nevzat abicim, senin bu gariban bakkalını niye kurşunluyorlar ya? Nerede o adiler? Basayım ütüyü suratlarına, sıcak zaten ha. Nerede onlar? Ne bileyim Arif, basıp gittiler. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, geçmiş olsun. Abi ne istiyor bunlar senden? Bunlar geçen ay büfeci Hayri'yi öldüren adamlar. Gözdağı veriyorlar bana. Bugün de mahkeme var, tanıklık etmeyeyim diye uyarı çektiler. Ben ısrar ettim. Şimdi dükkanı tarıyorlar. Bunlar beni mahkemeye çıkartmaz Arif. Ne oluyor ya Nevzat Çankuş? Kim çıkartmıyor, kimi çıkartmıyor? Dağ başım burası ya. Vallahi bu adamlardan her şey beklenir kardeşim. Ya Nevzat Çankuş, biz bu mahallede bu kadar adamız, tamam mı? Biz seni koruyamayacaksak niye yaşıyoruz ki? Değil mi arkadaşlar? Vay be, ortama bak. Birdenbire sessizleşti ha. Ya Nevzat abi, sen şimdi vaz mı geçtin bu mahkemeye çıkmaktan? Vazgeçmedim de Arif, ne bileyim. Bu adamların şakası yok.
Bana bir şey olursa çoluk çocuk ortada kalacak be oğlum. Ya tamam lan Nevzat Cankuş. Yani bu ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesaretli olacak ki bir şeyler dönsün değil mi yani? Haklısın. Haklısın da. Nevzat Cankuş haklıyım haklıyım da. Ne yani niye lafı ağzında geveleyip duruyorsun be abi? Pekala. Dükkanı kapatıp gidiyoruz. Ne olursa olsun çıkacağım ben bu mahkemeye. Sen merak etme Nevzat Cankuş. Benim adım Arif Keser'se ben de seni o mahkemeye çıkartırım. Yürü sen yürü. Hadi gazlayalım gel. Alo. Alo patron. Bakkal mesajı almış tamam burada bir taksici var. Herifi şahitlik yapması için gaza getirdi. Şimdi de taksiyle beraber mahkemeye gidiyorlar. Vay namussuz vay. Demek çıkacak mahkeme ya. Tamam. Biz onun işini hallederiz. Zor varırlar onlar mahkeme salonuna. Plakasını aldın mı taksinin? Aldım baba. 34 TYK 32. Tamam. Taksicinin teki Nevzat'la bunu mahkemeye götürmeye gönüllü olmuş. Taksinin plakası 34 TYK 32. Mahkemeye değil de mezara yönlendiniz siz onu. Hadi bakayım. Tamam abi. Sen hiç merak etme. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya Erdal Kayalı adında böyle şişman, kısa boylu, esmer bir arkadaşı arıyorum. Sık sık buraya gelirmiş. Bu aralarda gelmiyor. Al bakalım mükafatını. Rolünü çok iyi oynadın. Leyla bir şeyde şüphelenmedi değil mi? Aşk olsun Ramcoş. Oscar'lık oynadım vallahi. Yalnız çocuk için serseri dedin sen, alakası yok. Bu efendi bir çocuğa benziyor. Bir de kızı seviyor. Neyse, işler halloldu ya. Hemen bize gidelim, biz de eğlenelim olur mu? Orada daha rahat ederiz. Ay Ramcoş, elin işte aklın oynaştı. Ne yapacağız eve gidip? Bak hava ne kadar güzel. Kızım, volkan patladı. Volkan kül yağıyor ortalığa, kül. Üstümüz başımız kül olmasın. Eve gidelim, soyulur, dökünürüz. Hiç değişmeyeceksin. Aklın fikrin hep soyunup dökünmekte. Alo Leyla. Tolga beni bir daha arama demek için açtım bu telefonu. Şimdi de kapatıyorum. Dur Leyla kapatma. Baban... Ne olmuş babama? Telefonda anlatamam. Ben kendi gözlerinle görmen lazım. Özgürlük Parkı'nın içindeki kafeye gelir misin? Tamam hemen geliyorum. Nerede kalmıştık Nevzat abi? Neyse ben lavuğu aldım ensesinden tuttum tamam mı? Oğlum dedim senin mafyalığın kadar bizim çekirdek yemişliğimiz var lan. He? Bir çıkardım abi buna. Yapma abi diyor. Ne yapmayacağım lan dedim. Sen onu Arif Keser'e artistik yapmadan önce düşünecektin tamam mı? Ben lavuğa bir çıkardım Nevzat Cankoş. Yapma yapma inliyor ortalık. Baktım makine çıkardı. Yer miyim be? Lan dedim ben makineden korkacak adam mıyım ha? Sık dedim. Baktım sıkamıyor. Aldım makineyi elinden, ben kendime sıktım. Benim adım Arif Keser'se bana öyle top, tüfek, ağır sanayi, makinesi neyle gelirsen gel yemez abi. Yemez yani. Yok be Arif, amma salladın ya. Yok be abi, ne sallaması sende ya. Vallahi billahi tam anlattığım gibi. Makineyi çıkarıp, ana ateş ediyorlar ya. Şunları size yedirmez miyim? Arif arıyor. Allah Allah. Alo. Alo Nuri baba. Aksiyonun göbeğinden arıyorum baba. Anlamadım. Neredesin oğlum sen? Nedir o sesler? Silah sesi Nuri baba ya. Bir tanığı ben mahkemeye yetiştiriyorum. Mafyanın tetikçileri de peşimize düştü. Hayat memat meselesi ya. Mafya nereden çıktı ya? Seni de iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Ya Nuri baba şu vartayı ben bir atlatayım. Sen fırçayı sonra kayarsın. Gözünü seveyim. Sen var ya şimdi polis, jandarma, sabıta, itfaiye, tüpçü, sucu kim varsa yolla gözünü seveyim ya. Tamam mı? Allah Allah. Neredesin peki? Söyle bakayım. Ben çevre yolundayım. Çevre yolundan Kadıköy Adliyesi'ne doğru gidiyorum. Gözünü seveyim ya. Ona göre bir şeyler yapın. Tamam mı? Tamam tamam. Merak etme. Hemen geliyoruz. Hayda. Arif bir tanığı mahkemeye yetiştiriyormuş. Çevre yolunda. Silahlı adamlar takılmış arkasına. Ateş ediyorlarmış ya. Nasıl olur Nuri baba? Hadi kalkın gidelim yetişelim. Arif kızanımı kurda kuşa yem etmeyelim. Hadi kalkın hadi. Giderken polise de haber verin. Tamam. Thank you.
Allah kahretsin be. Alo. Alo baba. Taksiciyle Şahide elimizden kaçırdık. Kabiliyetsiz herifler. Bir altı beceremediniz. Allah cezanızı versin sizin. Devam edin aramaya. Efendim baba. Herifler kaçmış. Kadıköy adresine gidiyorlar. Oraya ulaşmamaları lazım. Konuştuğumuz planı uygulayın. O adam o duruşmaya çıkmayacak. Aleyhimize şahitlik etmeyecek. Ona göre. Baş üstüne baba. Sen hiç merak etme. Planı uygulamaya koyacağız. Arkadaşlar yelekleri hemen çıkartın giyin. Planı uygulamaya geçiriyoruz. Çabuk olun. İnşallah benimle barışmak için babamı bahane etmemişsindir Tolga. Yoksa sana olan son saygımı da kaybederim. Hayır Leyla. Lütfen bir içeri geçer misin? Bak bakalım içeride baban kiminle oturuyor. Baba! Aa! Ne iyi ettin de geldin kızım. Evin yolunu şaşırdım. Nasıl gideceğimi bilmiyorum. Şaşırdım, kaldım buralarda. Allah'tan bu hanımefendi bana yardımcı oldu. Çok iyi insan. İnsanlık ölmemiş meğerse. Baba yalan söylemeye çalışma çünkü beceremiyorsun. Ne yani? Ramço haklı, evet. Evini kaybetmişti. Evinin yolunu tarif ettim ona. Ya. Hadi be terbiyesiz. Hadi babam hasta. Sana yakışıyor mu bu oyunlar? Koskoca kadınsın, ayıp be. Evet, çok ayıp. Aa. Ayol benim bir suçum yok. Ramçoş bir şaka yapacağız, yardımcı ol dedi. Tamam dedim. Aa, kuru iftira. Hem ben sizi tanımıyorum. Nereden uyduruyorsunuz hanımefendi? Bravo Ramçoş. Tebrikler. Baba bırak bu numarayı. Tolga bütün konuştuklarınızı duymuş. Ya beni ne kadar mahcup ettiğinin farkında mısın? Bu yaşta bu oyunlar aklına nereden geliyor anlamıyorum ya. Kızım sen de bana mı inanıyorsun yoksa elinizi bir dizine mi yani? Of baba ya, hala neler diyorsun. Ben şimdi kendimi Tolga'ya nasıl affettireceğim? Artık bilmiyorum. Güzel yemekler mi yaparsın? Yoksa Ramazan babayı eve bıraktıktan sonra beni şöyle güzel bir yere yemeğe mi götürürsün? Sen seç. Peki tamam, nereye götürürüm? Tüm ekiplerin dikkatine. 34 TYK 32 plakalı araç Kadıköy yolunda silahlı saldırıya uğramıştır. Arif'in arabası bu. Başına kötü bir şey gelmiş olmasın? Ben hemen olay yerine gideyim. Ben de geleyim. Bence senin ilgilenmen gereken daha önemli bir konu var. Tamam ama gelişmelerden beni haberdar et, olur mu? Merak ederim. Bir de kendine dikkat et. Tamam canım. İyi günler Ramazan baba. Güle güle, güle güle. Hadi bakalım, eve gidiyoruz. Böyle yavan yavan. Abo, Ali Kefal, bu ne kılık? Niye hazırlanmadın oğlum sen? Ya benim hayatımın %60'ı kadınları beklemekle mi geçecek ya? Yok makyaj yedi, yok saç yedi, yok elbise yedi. Hadi çabuk hazır, hadi kazanıyor gidiyoruz, hadi çabuk. Ya Sinan abiciğim, ben düşündüm, taşındım, karar verdim. Bir daha kadın kılığına girmeyi düşünmüyorum. Yani delikanlı bir adama yakışmaz. Ulan Ali Kefal, Allah müstahakını vermesin değil mi? 30 yıl erkek kılığında gezdin de ne oldu? Ne kazandın? Bir şey mi kazandın? Bak bir kadın kılığına girdin, iki şarkı söyledin, iki kıvırttın, ya 3.000 lirayı cukkaladın. Hadi hazırlan hadi. Ya Sinan abiciğim biraz mantıklı ol da, biraz mantıklı düşün. Ben böyle kadın kılığında numarasını nereye kadar yutturacağımı sanıyorsun? Bir gün ortaya çıkmaz mı? Ya Ali Kefal ya, amma nazlanıyorsun ya. Oğlum gazinoya gideceğiz, sen bir şarkı söyleyeceksin, iki kıvırtacaksın, ıtrileri alacağız. Hadi çabuk hazırlan hadi hadi. Bir dakika bir dakika, ya küllü diye böyle ben alışırsam ve meşhur olursam ne diyeceğim? Ne diyorsun sen ya? Meşhur olmak nereden çıktı? Sen meşhur olacağını mı zannediyorsun? Ya Güllü'yü kim takar, kim tanır? Hanımlar, Nadide Hanım söyledi. Büyük gazinoda Güllü diye bir türkücü varmış. Ah Poli oraya güzel türküler söylüyormuş. Ben de duydum, ben de duydum. Dün Müjgan Hanımlar gitmişler. Ama ne eğlenmişler, ne eğlenmişler. Kale bugün kadınlar matinesi var. Gidelim şu Güllü'yü görüverelim. Olur. Gidelim vallahi. İyi ama bu gazino olayı eğer Osman'ımın kulağına gitmezse belki ben de gelebilirim. Aman Safiye hiç merak etme, söylemeyiz canım. Abi Kale. Ya Ali Kefal hala oturuyor musun? Hazırlansana oğlum.
Ya Sinan abiciğim, biliyor musun? Vallahi ben çok korkuyorum. Ya Narin beni öyle kadın kılığında kıvırtırken görürse ne derim ben ona? Vallahi evliliğimiz biter maazallah. Ne diyorsun sen ya? Ne evliliğin bitmesi? Narin'in ne işi var oğlum Gazino'da? Nereden görecek seni? Ben bu Güllü'yü çok merak ederim. Eğer izin verirseniz ben de gelebilir miyim? Oy yesin seni teyzen. Oy ne şeker şeysin sen. Tabii gelebilirsin. Hep beraber gideriz. Felekten bir gün çalarız. Hadi eyvah eyvah. Hadi bitirin kahvelerini hadi gidelim. Hadi şerefim şerefim. Hadi hazırlayın. Ya Sinan abiciğim, vallahi sen çok doğru değilsin ha. Ben boşuna kafamı duvarlara vuruyorum. Narin'in ne işi var kazinolarda? Sen ha buraya otur bekle, ben makyajımı yapayım. Oh be nihayet, hadi yürü bakalım. Aferin hanike falan verin. Yetişemeyeceğiz bu davaya. Başımızı o kadar derde soktuk ama hepsi boşa gitti. Ya yok be Nevzat Cankuş, sen kafanı yorma ya. Akasya durağı taksilerinde gecikme olmaz. Canımı dişime takarım, vitesi sona takarım. Ne bileyim ben, yollarda su gibi akarım. Yine de seni yetiştiririm ben o davaya. Heh. Aa bak, polisler. Yırttık Cankuş, yırttık be. Nuri babama bak. Bütün emniyet teşkilatını yola yığmış şerefsizim. Yırttık, yırttık. Ah be, sizi Allah gönderdi, Allah. Ay vallahi memur bey, sizi bize Allah gönderdi ya. Kanuna aykırı bir durum yoksa bir öpeyim abi, gel ya. Ne etmesi be kardeşim, dur be. Ya olur mu abi, siz bizim hayatımızı kurtardınız. Gel bir öpeyim memur bey. Memur bey, peşimizde mafya var. Mahkemede tanıklık yapacağım, bize engellemeye çalışıyorlar. Heh, tamam beyefendi, durum kontrolünüz altında. Siz hiç merak etmeyin, lütfen arabadan iner misiniz? Ya biz bir mahkemeye geç kaldık ama inin diyorsanız inelim, ne yapalım? Arif, şu adam polis değil. Ne değil ya? Bu adam Hayri'yi öldüren adamlardan biri. Biliyorum abi. Mafya nemanı bunlar. Bize tezgah çekiyorlar. Kaçalım. Vay be. Arif kesene tezgah. Yer miyim lan? Arif neredesin oğlum sen? Vallahi baba ben şu an konuşamayacağım. Çok fena ateş hattındayız ya. Ateş hattında mı? Polisler gelmedi mi evladım? Ya geldi geldi. Asıl onlardan kaçıyoruz zaten. Allah Allah. Polislerden niye kaçıyorsun yavrum? Bunlar polis de sahte polis. Mafya bizi mahkemeye yetiştirmemek için polis kılığına girmiş yani, anladın mı? Şu anda onlardan kaçıyoruz biz de. Tamam oğlum dayanın. Biz Tolga'ya haber verdik. Sizin oraya doğru geliyoruz. Tamam baba sen meraklanma yani. Ben bu işlerin kitabını yazmış adamım biliyorsun. Ah! Ateş ediyorlar baba. Kapatıyorum kapatıyorum. Bana bak, sana bir şey soracağım ama doğruyu söyleyeceksin. Tamam Müslüm abi, sor doğruyu söylerim abi. Bu Güllü'nün sevgilisi, dostu falan yok değil mi? Güllü'nün sevgilisi? Yok abi, Güllü öyle senin bildiğin kızlardan değildir. Yani o kız olan kızdır, bakiredir, eline erkek eli değmemiştir abi. Oo, çok güzel. Ben çok hoşlandım Güllü'den. Aramızı yapsana. Abi ne diyorsun sen? Olur mu öyle şey? Dedim ya sana, Güllü kızı olan kızdır. Hem onun erkekleriyle işi olmaz ki Rüstem abi. Tamam işte. Ben Güllü'ye çok fena çarpıldım. Niyetim de çok ciddi. Ben evlenmek istiyorum onunla. Abi evlenmek mi? Vallahi mümkün değil, olmaz abi. Olur, bal gibi olur. Olmaz abi, vallahi olmaz. Neden olmasın? Neden olmaz? Her şeyden olmaz. Güllü çok başlık parası ister abi, çok ister. Ne kadar istiyor? Ne kadar istiyor? 500 bin lira ister mesela. Herhalde ona da 500 bin lira verecek bir salak çıkmaz değil mi abi? Ben veririm. Ya nasıl verirsin? Sen verirsin. Nasıl verirsin? Bayağı veririm. Bana bak, Güllü'nün ağzından gir, burnundan çık, onu evlenmeye ikna et benimle. Yoksa öldürürüm. Aa, ne yaptın sen Rüstem abi? Bir kadın seninle evlenmek istemedi diye öldürülür mü ki oğlum? Çok saçma ya. Onu değil, seni öldürürüm Kerkenes. Tamam abi, ben ne yapar ederim? Ağzından girer, burnundan, şeyinden çıkarım, onu ikna ederim. Siz merak etme abi. Alo? Yenge, benden duymuş olma ama burada vaziyet çok kötü. Gelsen iyi olacak. Ne oldu ayol? Söylesene. Rüstem abi şu yeni astroliste evlenme teklifi etti yenge. Ne? Vay alçak Rüstem bay. Evleneceğiz diye tam 5 yıldır oyalıyor beni. Sonra gidip elin gudubet karılarına evlenme teklif ediyor ha? Orayı başına yıkarım ben ikisinin de. Hemen geliyorum. Thank you.
Tolga neredesiniz oğlum siz? Yola barikat kurduk Nuri Baba. Her şey kontrol altında. İyi yani bunlar Arif'i fena halde sıkıştırmışlar. Size doğru geliyorlar, hazırlıklı olun. Tamam baba, biz hazırız, merak etmeyin. Bekliyorlar. Bekle. İyi, hadi gidelim. Hazır olun çocuklar. Teslim ol polis! Teslim ol! Arif, sen iyi misin oğlum? İyiyiz Nuri Baba, iyiyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Bir şey yok ya kızım. Yok yok, hiçbir şeyimiz yok. Da benim Nevzat Cankus'u acilen mahkemeye yetiştirmem lazım. Ama bizim araba aksat oldu işte. Bizim taksiyle gidersiniz. Geçin, geçin bu tarafa. Nevzat Cankus, daha bizim işimiz bitmedi. Bu namussuzları hapse attırmamız lazım. Arif, size bir araç eşlik edecek. Hadi acele edin. Tamam komiserim. Hadi yürü yürü. Hadi. Zaten biz gittik. Haydi bakalım. Gönderdiniz taksiyi, biz nasıl gideceğiz bu kırda? Ya Allah aşkına Osman ya, 30-35 kilometre. Yürür gideriz ya. Nasıl bile mi gideceğiz? Böyle olur mu ya? Yol var işte, yoldan gideceğiz. Tırın 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 tırın. Ali Kefal, çok ballısın ha. Yine dört ayağın üzerine düştün. Var ya, o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki mutluluktan ağlayabilirim Ali Kefal. Hayır olasın abiciğim. Vallahi ağzın kulaklarının abartına göre güzel bir şeyler mi oldu? Oldu tabii, olma amanın. Var ya, ben senin mürüvvetini göreceğim Ali Kefal. Mürüvveti Sinan abicim, ben zaten mürüvvetimi sağa göstermedim mi? Hayırdır bu, ikinci gösterim bu. Bir kere daha göstereceğim Ali Kefal. Çünkü ben seni evlendiriyorum. Nasıl evlendiriyorsun ya? Ben zaten evliyim Sinan abicim. Aile içi biraz şiddet var ama ben narinimi çok severim. Beni ne kadar dövse de onun üstüne kül koklamam. Yok, sen koklamayacaksın zaten. O seni koklayacak. O derken? Rüstem'i kastediyorum. Rüstem evlenmek istiyor seninle. Ne? Sen deli misin Sinan abiciğim? Ne Rüstem ya? Ali Kefal, tabii çok hoşuna gitti. Buldun ballı kapıyı, yağlı kapıyı, sevinirsin değil mi? Sinan abiciğim, Rüstem bir erkek. Ben de gördüğün gibi bir erkeğim. Erkek erkeğe. Hı? Oğlum aklını çalıştır lan. Adam zengin. Senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Seni saraylarda oturturur, saraylarda. Öyle mi Sinan abiciğim? Ben de seni kazıklara oturtacağım Sinan abiciğim. Ali Kefal. Sus. Sen benim sigortalarımı attırırsan vallahi öldürürüm seni. Abi katil olur ha. Tamam be Ali Kefal be. Kafayı çalıştırsana biraz oğlum. Çok iyi pazarlık yaptım oğlum. Adam sana tam 500 bin lira verecek. Ne haber? Sonra bana dua edersin. Ederim, ederim ama mezarının başında dua ederim. Hem de o imamla. Sen beni rezil mi edeceksin? Öldürecek misin seni? Gülçem. Ne vardır? Ne vardır Rüstem Beyciğim? Merhaba. Sinan Beyciğim, bir daha benden habersiz organizasyon konser almayınız. Vallahi menajerlikten reddederim sizi. Tamam Güllü, tamam. Kraliçem, bütün herkes seni bekliyor. Güllü, Güllü diye ortalığı yıkıyorlar. Ben biraz makyajımı tazeleyip geliyorum. Nuri kardeşlik Ali Kemal işten mi çıkarmış? Öyledir teyzem. Vah vah. Zaten 3.30 para kazanıyordu çocuk. Hepten aç kaldınız. Ne yiyip ne içeceksiniz? Anne. Bir Kerem, benim kocam devlet katında önemli, mühim bir iş bulmuştur. Devlet katı mı? Ne işiymiş bu abi? Çok gizli bir iştir. Hadi bre. Ne söylüyorsun sen? Şaka yapmışsın Ali Kemal sana. Vallahi Narincim, devlet işleri Ali Kemal'e kaldıysa eğer böyle topluca yandığımızın resmidir. Öyle vallahi. Kıskananlar çatlasın inşallah.
Sevgili misafirler, çok kıymetli konuklar. Karşınızda yepyeni bir ses, yepyeni bir yorum. Sahnelerimizin yeni as solisti Güllü! Hadi aman oturmaya mı geldik? Kalkın oynayalım. Hadi. Allah'ını seven çıkmasın. Aa, Sinan abi değil mi o ya? Aa, Sinan abi. Aa, Sinan. Aa, Sinan senin ne işin var burada ya? Abo, Dilemik, Abo, Kaygana, Abo bütün mahalle. Ya ne yapıyorsunuz siz burada? Ve bütün takım gelmişsiniz. Hayırdır, hoş geldiniz. Eğlenmeye mi geldiniz he? Sinan biz buraya eğlenmeye kadınlar matinesine geldik. Esas senin ne işin var burada? Benim ne işim var burada? Damat! Bana bak, sen kazandığın paraları bizden gizle. Gazinoya gelip kadınlarla mı yiyorsun? Ya Kaygana ne biçim kadınsın sen ya? Hep kuru iftira, hep kuru iftira. Ya vallahi ne alakası var ya? Ben niye geldim? Şey diye geldim ben. Müşteri getirdim buraya. Bozuk parası çıkışmadı. Ben yukarıya para bozdurma. Bana bak Kaygana. Sende bozuk ıtriği var mı? Sen bir bak burada ıtriği var. Itriği bozabilir misin? Aa, gerçekten ıtriymiş. Bana borcum vardı, ona sayalım bunu. Kaygana! Hayda, gitti para. Hadi ben gideyim bari. Ya hakikaten tabancam dolu saçma. Bu durum gerçekten çok saçma. Hadi bana müsaade. Aa, Sinancık. Ama sakın ha Osman'a bizim burada eğlendiğimizi söylemiyorsun. Aşk olsun Sayfa yenge ya. Öyle şey yapar mıyım ben hiç? Senin ölümüne sebebiyet verecek bir durumu ben gider de Osman'a gaya söyler miyim? Yalnız biraz önce Kaygana'ya ben bir ıtriyi kaptırdım ya. Sende o ıtriden var mı ıtriden? Sinan. Al sana ıtri. Eyvallah olsun. Tamam dediniz şıllık diye. Tamam dedim tabii Aşif de. Sen benim erkeğim elinden almaya nasıl kalkarsın? Affedişim, affedişim. Sizin ben o kocanın. Bu Güllü bana tanıdık gelir. O benim peşimden koştu. Dur söylersin. Sanki bana bir yerden tanıdık gelir. Ya aslında bana da tanıdık gelir ama nerede? Ben şimdi saçını başını yolmaz mıyım? Nasıl bir oyun oynadınız bana ha? Ben yakarım bunu adamı. Yolla, bir taksi yolla. Gönlüm eğlensin, gezip yollarla. Herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acilem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici solla biraz, acilem var benim. Geç kalmayı hiç sevmem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni.